Baksana bu nasıl? He? Çok güzel. Harika görünüyor. Bu yüzük nasıl? Çok güzel. Anne izin ver de alsın. Baksanıza ne çok şey. Hey, Sarita geldin mi kızım? Harika. Canım, Vikrant'la iyi vakit geçirdiniz mi? Nerelere gittiniz beraber? He? Sana başka hediyeler de verdi mi? Baksana. Birkaç gün kaldı ama ben hala senin kayınvalidenim. Dolayısıyla onunla ilgili sorular sormaya da hakkım var, öyle değil mi? Bopal'de gelininin yeniden evlenmesine katlanabilecek başka kimse var mı? Jakotiye evinin hanımı. Sakın aklından çıkartma bunu. Sen artık onun kayınvalidesi değilsin. Onun kayınvalidesi Rohan'ın annesi. O kadın senden çok daha akıllı. Zavallı Sarita. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Yenge, abimi mi arıyorsun? Dışarı çıktı. Raj'la hiçbir bağınız kalmadı. Senin için artık Vikrant var. Benim zavallı oğlumun peşini bırakabilirsin artık. Çok varlıklı bir aileye gelin gidiyorsun. Ben de televizyon yıldızı Divya'yı bu eve gelin yapacağım. Raj'ı yeniden evlendirip bütün sorumluluklarımdan kurtulacağım. Raj oğlum, neden öyle aylak aylak dolanıyorsun? Elektronik fabrikası tam 4 kere aradı. Onların hurdalarını ne zaman alacaksın? Tamam, ilgileniyorum. Seninle konuşmam ne? Lazım. İlgileniyorum dedim, tamam hallolur bugün. Gelir misin? Biraz para kazansak fena mı olur? Hemen geliyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Ben de öyle. Neden sustun? Ben bence diyorum ki... Özür dilemek istiyorum. Ben dün gece kendimde... değildim. Böyle şeyleri o haldeyken söylemek hiç hoş olmadı. Yanlış olduğunun farkındayım. Söylediklerimin hiçbiri doğru değildi. Sarita demek istediğim bir anlığına unuttum. Sen Vikrant'la evleneceksin ve çok mutlu olacaksın. Yalan söylüyorsun Rad. Yalan söylüyorum. Dün söylediklerimin hepsi doğruydu. Hepsi de içimden gelen şeylerdi. Ama yanlış bir başlangıçtı. Belki de duygularımı anlatabilmem için iyi bir yoldu, evet. Kaç gündür sana bunları söylemek istiyordum Sarita. Benim seni anlamam çok uzun sürdü. Ama artık geciktirmek istemiyorum. Seni tam 10 sene beklettim. Ve sen beni hep çok sevdin. Benim gibi bir adamı affedip kabul ettin. Bunu kimse yapmaz ki. Sensiz bir dakika bile yaşamak istemiyorum.
Madem gidiyorsun, bu şalı da yanında götür. Bu şal sayesinde Raj'ın karısının kocası için seni seçtiğini hatırla. Raj'la beraber mutlu bir evlilik seni bekliyor Divya. Divya senin her şeyindi. Senin de hayatında Vikrant var. İkimiz de sevgimizi ilan ettik. Ama şimdi her şey sarpasan. Artık sona yaklaştık. Bir an için unuttum. Vikrant'la nişanlanmana ben sebep oldum. Ben Divya'ya söz verdim. Bunu unutmam mümkün bile değil. Ben de Vikrant'a söz verdim. Fotoğraf bir anda yere düştü. Kader bize mesaj veriyor olabilir. Belki de bu rüyadan uyanmamızı istiyordur Raj. Şu an gerçekler çok farklı. İkinci defa başka birileriyle evleneceğiz. Peki şimdi istemeden başkalarıyla evlenip her şeyi feda edebilecek miyiz? Sevgimizi herkesin önünde sahiplenecek kadar cesaretimiz yok mu? Herkes söylemişti aslında. Babaannem, Şila hepsi bana anlatmaya çalıştı ama ben çok geç anladım, çok. Şimdi ise her şey çok karışık. Ama ben Sarita, ben bu sorunu çözebilirim. Bak, Vikrant ve Divya ile konuşurum. Her şeyi halledebilirim Sarita. Onlara birbirimiz olmadan yaşayamayacağımızı söylerim. Hem Divya seni kabul etmemi istiyordu değil mi? O yüzden her şeyi bırakıp Mumbai'deki televizyon işine geri döndü. Vikrant'la da konuşurum. Ona seni sevdiğimi ve ayrılmak istemediğimi söylerim, işte o kadar. Hepsini çözeceğim Sarit. Sen hiç merak etme, ben buradayım. Vikrant'la konuşacağım. Divya kabul edebilir. Ama Vikrant, bu hayır cevabı almaya alışık değil. Senin bu kararını tek bir şartla kabul eder. Bütün şartlarını kabul ediyorum. Benimle evlenmeye karar verdin. Bu kararını hiçbir şekilde değiştirmeyeceksin. Koşullar ne olursa olsun, aramızda ne geçerse geçsin, fikrini asla değiştiremez. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Vikrant'la ben konuşurum Raj. Ona daha yeni söz verdim. Merak etme, ben onunla konuşacağım diyorum sana. Lütfen bak, Vikrant'ı senin için ben seçtim. Onu tanıyorum. Onunla konuşup bütün yanlış anlamaları... Olmaz Raj. Vikrant'la ben konuşayım. Evlenmeyi daha çok abi için istiyor o. Bunu anlaması çok zor olacak. Hiçbir suçu olmayan zavallı abiyle aramızda sıkı bir bağ var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.